Vefatının yıl dönümünde Türk Edebiyatı'nın efsane ismi Sabahattin Ali'yi saygıyla anıyoruz. Kürk Mantolu Madonna başta olmak üzere yazdığı romanlar, öyküler ve şiirlerle o kuşaklar boyudur okurla birlikte. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kitapları basılıyor ve çok satıyor. Sabahattin Ali'ye yıllar geçse de her daim güncel ve zamansız olarak biz elbette edebiyat sayfamızda ilk sıraya yazıyoruz. Ve kızı Filiz Ali ile farklı vesilelerle bir araya geldik gece gündüz ekibi olarak. İşte o sohbetlerden notlarla Filiz Ali'nin gözünden onun anlattıklarıyla babası. Babası onu kucağına aldığında 30, o babasını kaybettiğinde henüz 11 yaşındaydı. Türk edebiyat tarihine derin izler bırakan Sabahattin Ali, kızına, kızı Filiz Ali de babasına doyamadan hayat onları ayırdı. Filiz Ali'nin çocukluk anılarında babası hala ona gülümsüyor, meraklı sorularına cevap veriyor, ona hayatla ilgili yeni bilgiler veriyor. Benimle çok ilgilenen bir insandı. Sürekli benimle ilgilenir. Evet. İlgilendiğini de yani şımartır şekilde değil. İşte sağlığımla okumak meselesi, meraklarımı canlandırmak. Çünkü kendisi çok meraklı bir insandı babamın. Bende de o merak meselesini canlandıran sanıyorum babamdır. Sonra evdeki hayatımız bizim son derece böyle bir hücresel neredeyse üç kişilik bir çekirdek, çekirdek aileydik. Çok yakındık. Evimiz minnacıktı. 25 Şubat 1907 doğumlu Sabahattin Ali, genç yaşlarından itibaren edebiyata gönül verdi. Şiirler, öyküler yazmaya başladı. İlk şiir kitabı Dağlar ve Rüzgar 1934'te, ilk öykü kitabı Değirmen 1935'te, ilk romanı Kuyucaklı Yusuf 1937'de yayınlandı. 1940'ta yazdığı İçimizdeki Şeytan romanının ardından askerdeyken kolu çatlak bir halde Kürk Mantolu Madonna'yı yazdı. Sabahattin Ali'nin adı, Maria Puder ve Raif Efendi'nin naif aşkını anlatan Kürk Mantolu Madonna romanıyla özdeşleşti. Kürk Mantolu Madonna'da artık neredeyse unutmaya başladığımız bir aşk hikayesi var. Bir karşılıksız sevmenin bile ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir kitaptır bu. Karşılıksız sevginin sonunda karşılığını bulduğunu görürsünüz romanda. Çok içten, pazarlığı olmayan içten sevgi. İşte yani karşılık beklemeden sevmek ne kadar güzel bir şey. Onu galiba yeniden hatırlattı. 1940 yılında gazetede yayınlanan, 1943 yılında basılan bu romanın etkisi yıllara yayılacak, yıllar içinde bir dünya fenomenine dönüşecekti. Zannediyorum okullarda okunmaya başladıktan sonra, yani edebiyat öğretmenleri tarafından tavsiye edilen bir kitap haline geldikten sonra daha genç kuşakların keşfettikleri bir kitap oldu. Ders için kitap okumak zevkli değildir ama Kürk Mantolu Madonna'yı okuyan çocuklar bunun büyük bir ayrıcalık olduğunu fark ettiler. Dışarıda değil dalgalar, gelip duvarları yalar. Sabahattin Ali'nin sadece yazdığı romanlar değil, şiirleri de büyük ilgi gördü. Aldırma Gönül, Leylim Ley, Çocuklar Gibi ve Ben Sana Vurgunum başta olmak üzere birçok şiiri sanatçılar tarafından bestelenip söylendi. Seher yeni dağıt beni, kır beni. Benim meskenim dağlardır dağlar. Ben gene sana vurgunum. Müziğe gönül veren, Türkiye'nin en önemli müzik bilimcilerinden biri olan kızı Filiz Ali ise babasıyla gurur duyuyor. Yazar olarak Sabahattin Ali'nin sürekliliği olan bir yazar olduğuna inanıyorum. Yani bir dönemin yazarı olup ondan sonra unutulacak birisi zaten değildi. Hani bu derece en çok satanlar listesine gireceğini ummuyordum ama onun hiçbir zaman unutulmayacağını düşünüyordum. Kariyerinin de neredeyse başında öldürülmüş birisi. Öyle olduğu halde çok genç yaşından itibaren düşünsenize yani 4 cilt öykü yazmış.
3 roman yazmış. Sayısız makalesi, sayısız çevirisi var. Yaşını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Sevgili seyircilerimiz, bugün aynı zamanda gazeteci ve yazar Peyami Safa'nın doğum günü. Onu da saygıyla anarken bugünkü kitap önerilerimizi Peyami Safa'nın eserlerinden seçiyoruz. Ve önereceğimiz ilk kitabı 9. Hariciye Koğuşu. Türk Edebiyatı'nda insan ruhunun derinliklerinde ve labirentlerinde dolaşan ilk roman olması ve hasta bir insanı, onun psikolojisini ele alması bakımından önemli bir yere sahiptir eser ve bu yönüyle birçok araştırmacı ve yazar tarafından Türk Edebiyatı'nda bir ilk olarak kabul edilir. Peyami Safa'nın eserlerinden bir diğeri, ikinci önerimiz Sözde Kızlar. Peyami Safa'ya ilk edebi şöhretini kazandıran Sözde Kızlar romanı, Anadolu'nun muhtelif bölgelerinin İtilaf devletlerince işgal edildiği mütareke döneminin o bunalımlı yıllarında Yunan saldırıları sırasında kaybolan babasını aramak amacıyla İstanbul'a gelen Mebrure adlı genç bir kızın İstanbul sosyetesinin savaştan bile yıkıcı, yozlaşmış hayatına girmesiyle başlayan bir eserdir. Bu roman 1924 ve 1968'de filme de uyarlanmış. Sevgili seyircilerimiz, kütüphane haftasındayız. Bu konuda haberlerimizi de aktarıyoruz. Ve Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphane haftası kapsamında sanat dünyasından videolar derledi. Kampanyanın adı da Kitapla Kal oldu. Ünlü isimler bu kez Kitapla Kal dedi. Evet, evde kal. Ama kitapla kalırsan sınırlarını kaldırmış olursun. Evde kal, kitapla kal. Okuyun, seveceksiniz. Okumak iyidir. Evde kal, kitap oku. Evde kalın, kitapla kalın. Salgın nedeniyle evinden çıkmayan ünlü isimler, kütüphane haftası kapsamında bu kez kitapla kal dedi. Evimize sığındığımız bu günlerde sadık dostlarımıza sarıldık, kitaplarımıza. Evde kaldığımız günlerde bütün dostlara kitap okumasını öneriyorum. Hadi beraber kitap okuyalım evimizde, ne dersiniz? Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kitapla Kal etiketiyle hazırladığı kampanyaya Haluk Bilginer'den Orhan Gencebay'a, İlber Ortaylı'dan Yılmaz Erdoğan'a birçok isim çektiği videolarla destek verdi. Okumak sizi evden çıkarıp bambaşka yerlere götürür. Okumak sorgulatır. Okumak merak uyandırır, okumak cevap aratır, okumak çözüm üretir. Ve bu sıkıntılı günleri bir şeyler kazanarak, düşünerek bir ölçüde de olsa lezzetli geçirelim. Bu zor günleri hepimize yatırım yapmaya çevirebiliriz. Yeter ki okuyalım. Çünkü yarınları yazmak için bugün hep beraber, hep birlikte okuyoruz. Artık yaşamınız biraz daha kaliteli ve bilinçli hale gelir. Hayal gücünüz genişler. Yani kitap okumak sizi entelektüel bir insan yapmaz. Sizi mutlu bir insan yapar. Kampanyaya destek veren isimlerden biri de kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Mehmet Öz. Kendimi geliştirmenin yolu okumaktan geçiyor. Yeni yayınlar, yeni araştırmalar, yeni tedaviler. Çünkü sahip olduğumuz bilgilerin %60'ını okuyarak elde etmemiz mümkün. Ayrıca okumak beynin sağlığı için gereklidir ve stresi azaltır. Kitap okumak sizi geliştirir, zeki yapar, insanları daha iyi anlarsınız ve empatetik kurarsınız. Kütüphane haftası ülkemizde 1964 yılından bu yana Mart ayının son pazartesi günüyle başlayan hafta kutlanıyor. Sevgili seyircilerimiz, sanat dünyası bu zor zamanlarda paylaşım ve dayanışma adına birçok alanda destek vermeye çabalıyor. Kitapta kal mesajlarını dinledikten sonra şimdi de radyolar için gelen desteği anlatalım istiyoruz.
Çünkü bugünlerde yapılan bir anket radyoların evden dinlenme oranlarında kayda değer bir artış olduğunu da ortaya koydu. İşte sanat dünyası da bu haberi verdikleri mesajlarla bir anlamda destek olmaya çalıştı. Radyo candır, radyo hayattır. Radyolarımız bu zor günlerde her zaman yanı başımızda. Radyonuz bu zor günlerde de evinizde yanı başınızda. Bence radyolarınızı kapatmayın, bolca müzik dinleyin ve moralinizi müzikle yüksek tutun. 15 bin kişiye anket uygulandı. Radyoların evde dinlenme oranında yükseliş gözlendi. Salgın nedeniyle insanların daha çok evde vakit geçirdiği bu zor zamanlarda radyo dinlemelerinin arttığı ortaya çıktı. Anket sonuçları bu dönemde yayınlarını evden yapan, dinleyicilerini yalnız bırakmayan radyo DJ'lerine moral oldu. Sanatçılar da en kadim dostları radyoya video mesajla destek verdi. Müzik yolculuklarında şarkılarının dinleyicilere ulaşmasında çok önemli rolü olan radyolar ve radyo programcıları için kamera karşısına geçti. Radyo şarkılarımızın sevgilisidir. Yapılan bir araştırma sonucunda radyonun en çok evlerde dinlendiği ortaya çıkmış. Peki ya senin radyo dinleme alışkanlıkların nasıl? Çeşitli portallardan tabii ki dinleyebilirsiniz. Ben ağırlıklı radyo tercih ediyorum. Biz radyolarla büyüyen çocuklarız. Böyle zamanlarda ben en çok radyo dinlemeyi hep sevdim. Evet, sosyal medyanın bu denli fazla seçenek sunmadığı bir dönemde yetiştik. Doğrudur, biz radyo dönemi çocuklarıyız. Hatta biz radyo tiyatrosu döneminin çocuklarıyız. O yüzden her zaman kıymetli olacak radyolar. Özellikle özel radyolar hayatımıza girdikten sonra çok da büyük bir renklilik geldi. Ve devam ediyoruz. NTV ekranında Laf Aramızda programında Türkçe kelimelerin doğru söylenişlerini anlatan Levent Dönmez bu kez evinden bildirdi ve evinde okuyanlar için kitap önerilerini aktardı. Kitap okumak daima benim hayatımda çok özel bir yer kapladı. Şimdi onun için bu okuduğum bazı kitaplardan sizinle paylaşmak istedim. Bunlardan birincisi Jack London'ın Martin Eden adlı romanı. Bu kısaca eğitimsiz bir delikanlının aşık olduktan sonra sırf sevdiğine ulaşabilmek için kendini daha geliştirebilmesi adına gösterdiği çabayı anlatan çok ilginç, beni derinden etkilemiş bir kitap. Genelde Jack London deyince akla doğa, doğayla insan arasındaki o müthiş savaş falan gelir. Daha çok bu tip şeyleri anlatır, hayvanları anlatır. Ama bu öyle değil, bu bambaşka. Bunu bir aşk romanı olarak düşünebilirsiniz rahatlıkla. Dünyadan bir bağış kampanyasını da duyuralım. Elton John'un ev sahipliği yaptığı Billie Eilish, Mariah Carey, Alicia Keys gibi isimlerin de destek verdiği Evden Yardım Konserleri serisinde koronavirüs salgınıyla mücadele için 8 milyon dolar toplandı. Stadyum konserlerini dolduran, milyonlarca hayranıyla birazdan şarkılar söyleyen, dünyaca ünlü müzisyenler virüs salgını nedeniyle artık ev konserleri düzenliyor. O isimlerden biri olan Elton John, ev konserlerini başka bir boyuta taşıdı. John'un ev sahipliği yaptığı Billie Eilish, Mariah Carey, Alicia Keys, Lizzo gibi ünlü isimlerin destek verdiği Evden Yardım Konserleri serisinde koronavirüs salgınıyla mücadele için 8 milyon dolar bağış toplandı. Elton John'un Living Room Concert for America, Amerika için oturma odası konseri etkinliğini seyircileri İlk Müdahale Çocukları Vakfı isimli yardım kuruluşlarını desteklemeye de teşvik ediyor. Konserler konuklardan ilham verici mesajların yanı sıra Ben Falcone, Kiara,
Demi Lovato, Ellen DeGeneres, Ken Jeong, Lady Gaga, Lizzo, Melissa McCarthy, Ryan Seacrest, Russell Wilson ve pek çok sanatçıdan özel görüntüler de içeriyor. Korona günlerinde kültür sanat dünyasından başkaca haberleri de bir tur halinde hazırladık. Haber turuyla veda ediyoruz. Yeni günde sağlıkla buluşmak dileğiyle. Time after time, K-pop grubu JYJ'den Kim Ye Jong'un koronavirüse yakalandığına dair 1 Nisan şakası hayranlarını öfkelendirdi. Dünyayı etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle birçok ülkede üst düzey alarm verilirken, Güney Kore'de pop yıldızı Ye Jong, yaklaşık 2 milyon takipçili hesabından sevenlerini korkutan bir paylaşım yaptı. New York Times'ın haberine göre şarkıcı, koronavirüse yakalandığını söyleyince, hayranları arasında korku ve üzüntünün yayılmasına yol açtı. Şok dalgasının üzerinden çok geçmeden Ye Jong, işin aslını ortaya koyan yeni bir paylaşım yaparak duyurusunun 1 Nisan şakası olduğunu itiraf etti. Eleştiri yağmuru nedeniyle zor anlar yaşayan şarkıcı hesabını bir süre devre dışı bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket, pandemi sona erdikten sonra insanların sosyal faaliyetlere geri dönme konusundaki olası reaksiyonlarını ortaya koydu. 1000 kişiye pandeminin sona ermesinin akabinde sinema, konser, spor organizasyonları, eğlence parkları gibi sosyal faaliyetlere dönme konusundaki reaksiyonlarının ne olacağı soruldu. Sinema kategorisinde soruları cevaplayan insanların %49'u salonlara dönüşleri için en az birkaç ay sürer yanıtını verdi. Katılanların %28'i hayat normalleşmeye başladığında sinemaya salgın öncesine göre daha az gideceğini belirtirken, salonlarda daha fazla yer alacağını söyleyenlerin oranı %15 oldu. %57'si ise bu tercihlerinde bir değişiklik olmayacağını belirtti. Ankete katılanların %53'ü sevdikleri sosyal aktiviteleri iple çektiğini, %46'sı ise pandemi öncesi yapabildikleri bu aktivitelere çok daha fazla değer vereceklerini söyledi.